Evet sevgili izleyiciler, çobanla baş başa da Tuzakçı köyünden Kadir Koca Katar ile birlikteyiz. Sabah şu anda saat 3.30, 4'e geliyor. Sahurdan sonra erkenden koyunları çıkardı. Güneş kaçta doğuyor? 5-5.30. 5-5.30. Biz de imir simir karanlığında işte çobanla bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte bizi izlemeye devam ediyoruz. Hadi gidelim Kadir. Sevgili izleyiciler, şu anda saat 4.30. Sayadan çıktı çobanımız. Mera bayağı uzun, yani 1.5 kilometre falan mesafesi var Saya ile Mera arasında. Geliyor şu anda. Şu anda bir köprü var burada. İçinden de çok bol su akıyor. Koyunların çan sesleri duyulmaya başladı şu anda. Biraz sonra koyunları bu köprünün üzerinden geçerken hep birlikte göreceğiz. Saat şu anda 5'i çeyrek geçiyor sevgili izleyiciler. Koyunlarımız çobanla birlikte Mera'da tam otların içerisinde bize doğru geliyorlar şu anda. Şu anda koyunlarımız gördüğünüz gibi yayılıyorlar Mera'da. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Şafak yavaş yavaş sökmeye başladı sevgili. Hava ağırmaya başladı ve hemen hemen bütün çobanlar çıktı şu anda. Mera'ya hayvanları saldılar. Erkenden saat 3.30'da 4'te çıkmaya başladılar hepsi. Sevgili izleyiciler, çobanla baş başa da çobanımız Kadir Kara Katarlı'yla Koca Katarlı'yla, hep soyadını karıştırıyorum. Mera'dayız. Saat şu anda 6'ya 20 var. Sabahleyin sinek de var burada Kadir. Tabii sineğimiz bol. Pirinç tarlaları, sulak arazinin ortasında olduğumuzdan dolayı sinek çok. Yani ama sabahki sinek o kadar zararlı değil, akşam daha çok rahatsız ediyor. Yani. Artık bizim meramızda da bu var yani, bunun önüne geçilmesi imkansız bir şey. İlaçlamalar oluyor, sulama birliği ilaçlamalar yapıyor. Yaptığı şey, halde bile bu kadar işte, bu kadar sinek oluyor yani, sürekli kanalların içlerini falan ilaçlıyorlar. Evet değerli seyirciler, şu anda saatimiz 6.30. Güneş bir karış çıkmış vaziyette, gördüğünüz gibi Mera'dayız. Koyunlar otluyor. Tuzakçı köyü Mera'sını şöyle zoom giriyoruz. Ağacımızın üzerinden. Sevgili izleyiciler, saat şu anda 7'ye 20 var. Güneş iki karış çıktı. Sabahleyin hava bulutluydu. Şimdi yavaş yavaş bulutlar dağıldı. Berrak bir gün. Gerçekten burada doğayla iç içeyiz. Koyunlarla iç içeyiz. Kurbağa sesleri, kuş sesleri ve koyun çanlarından başka hiçbir ses yok. Gerçekten tabiat yeni uyanıyor. Etrafımız dağlarla çevrili. Tam bir çanak gibi bir ovanın ortasındayız.
Karşı taraflarda çeltik tarlaları var. Merada biz çok rahat gezemiyoruz tabii. Çünkü çoban alışmış. Ona göre çizme mi giymiş, ne giymiş? Dikenli. Yani çok fazla şey yapamıyoruz ama. Ay. Hazırlıklı gelmedik çünkü bu meraya. Çoban nasıl acaba bu merada geziyor? Kadir, nasıl geziyorsun bu merada sen ya? Biz alışkınız abi. Ne var ayaklarında? Göstersene şu ayaklarını. Sabahleyin çiğde çizme var. Vay uyanık vay. Tabii. Çizme giymiş. Tabii. Sabahleyin çizme var. Ama şeyi gocuğu attın. Ya gocuğu attık artık. Sabahleyin serin mi oluyor? Gece ayaz oluyor genelde. Alıyoruz. İşte sabahleyin güneş çıkınca çıkartıyoruz. Şimdi Kadir, bu ya eşek dikeni mi abi bu? Abi bu mor diken diyorlar. Bu kartladıkça morarmaya başlıyor, görüyorsun. Hı. Bu dönem dönem oluyor. Bazı sene hiç olmuyor. Bazı sene görüyorsun işte ekmişin gibi bu sene. Havalarla alakalı herhalde. Yağışlarla alakalı. Abi hayvanlar ne yer bunun altında? Hiçbir şey yok. Çatlamış, toprak çatlamış. Baksana. Şimdi bizim toprağımız kara topraktır. Baharda çok faydalıdır. Ondan sonra da çabuk kurur. Çabuk kurumuş, toprak kurumuş. Yağlı toprağımız vardır. Yağmur bayağıdır yağmıyor galiba. Bayağıdan beri yağmıyor. Hep bayırlara tuttu, bizim buralara yağmadı. Şeyde bu şey yapmazlar mı, bu merayı böyle ıslah hisseler? Yani olmaz diken... abi, alternatif yok. Yani bir meranın ıslah olması için öyle alternatifin olması lazım. Yani bu mera ıslah olduğu zaman senin yani hayvanı çıkarabileceğin, gezdirebileceğin başka yerde olması lazım. Burada öyle bir şansın yok yani. Islah etse bu hayvanı, yani burasını ıslah etsen yani sulaman gerekiyor. Suladığın zaman bu hayvanı sokmaman gerekiyor. Tabii ektiğin zaman bayağı bir zaman sokmaman gerekiyor bu otun köklenmesi için. Burada öyle bir alternatifin yok yani. Çünkü mera çok kısıtlı. Yani bu toplam köyün merası 1400 küsur dönüm. İşte onlar da parça parça, yani burası 1000 dönüm. Parça parça olduğu için ıslah etme gibi bir şansın, öyle bir şansın yok yani. Mecburen işte dönem dönem diken oluyor. Bu şimdi yarın öbür gün kuruduğu zaman çiğde bunun kurusunu yiyor koyun. Çiğde şimdi bunun kurusunu yiyecek. Şimdi dikeni yiyor mu koyun? Tabii. Allah Allah. Şimdi bunu bile yiyorlar. Allah Allah. Tabii bak, ağızlarında diken var mesela. Allah Allah. Yer yani. Peki ağzına batmıyor mu abi bu? Ya farklı bir yapısı var hayvanın. Yiyor yani bunu. Tamam, eşek bunu yiyor. Eşek dikeni diyorlar zaten. Eşek diken mi? Vallahi bunu biz mor diken diyoruz. Yani bilmiyorum ötesini. Eşek çok rahat yiyor da koyun nasıl yiyor anlamadım ben. Sen şey yapıyorsun değil mi? Sağım yok, et ırkı. Bizim et abi. Et. Kestiriyoruz. Biz 4 ayda kuzuyu kestiriyoruz. Bu sene kaç tane kuzu kestirdin abi? Şimdi biz burada zaten 100 koyun vardı. 100 koyundan işte bir %50 ikizlik oranı var. Birazını daha kestirmedik, gördün işte dün akşam. Aşağı yukarı gene bir 100 taneye yakın kuzu kestirdik. Orada da bir 50 tane falan var. 100 tane kuzu kestirdiniz. Canlı mı şey mi? Paskülü. Şimdi fark etmiyor. Canlı da kestiriyoruz. Şey, canlı da veriyoruz. Kestiriyoruz da. Bir şey fark etmiyor yani. Ortalama 40 kiloyu geçiyorlar. 42 kilo. Bir kuzu 40-42 kilo. Evet, canlı ağırlık. Canlı ağırlık böyle. Et de kestirdiğimiz zaman 22 kilo. 20 kilo o civarlarda. İşte fiyatlar da belli. 10-12 arası seyiriyor. İyi bir kuzu. 500 TL para topluyor. Güzel yani. Allah bereket. 100 versin. Kuzu 50 milyon aldın sen o zaman. 50 milyon para topluyor. Sizin bir yıllık maaşınız yani çıktı. Tabii canım, yani şimdi güzel yani. Değil mi? Koyunculuk iyi yani, yapılması gereken bir şey. Tabii mera alternatifi daha düzgün olan yerlerde daha uygun. İşte ne yaparsın, kapasiteyi 200 yaparsın, 250 yaparsın. Tabii bu sefer sürümden daha kazanma şansım var. Bizim işte dediğim gibi kısıtlı biraz meramız. Onun için çok yüzün üstünde çok çıkamıyoruz yani. 3 kişi
bir 3 kişi ekmek yiyorsunuz. Şimdi 3 kişi ekmek yiyoruz derken yani babam emekli zaten. Babam bize yardım ediyor yani. Hepimiz bir yerdeyiz. Kardeşim de işte bu sene tamamen dönüş yaptı. O da koyun. Tabii beraberiz. İşte keçi bir taraftan keçiler var. İşte keçiler bunlar. Devam etti. Keçilerden daha bir şey etmiyoruz. Yani yeni başladık. Tabii keçiciler yeni başladı. Keçiler de mi bu arazide? Değil abi. Onlar o çayın boylarında. İşte dere üstlerinde. Ha. Daha yani şey. Çünkü onlar sağlır olduğu için bu dikende gezmesi çok uygun olmuyor yani hayvanların. Köpekler koyundan ayrılmaz. Tabii biz onlara iyi bakıyoruz. Onlar koyuna iyi bakıyor. İşte hepsi birbirine bağlantılı. Biz onları seviyoruz. Onlar bizi seviyor. Ayrılmıyoruz. Karşılıklı aşk muhabbeti. Kadir koyunları seviyor. Koyunlar Kadir'i seviyor. Köpekler Kadir'i seviyor. Kadir köpekleri seviyor. Yine köpekler koyunları seviyor. Çünkü koyunlara bakmasalar köpeklere bakan olmaz, sahip çıkan olmaz değil mi? Tabii yani bu zaten bu iş birazcık gönül işi. Yani bunu sevmezsen yapamazsın. Yani öyle gece kalkacaksın uykundan yani feragat edeceksin. Yani bu az bir süreç değil. 3-4 ay böyle gidiyor. Onun dışında kışın soğuğu var, şeyi var. Yani değil mi? Fedakarlık isteyen bir iş. Sevmek lazım. Baksana köpeği bir de, saat. De. Tabii yani. 3.30'da çıktık biz. 3.30'da geldik sayıya. 3.30'dan beri saat şu anda 7. Evet yani. Değil mi? 3.5 saattir. Tabii sevmezsen yapamazsın. Yani gerektiği zaman yani şimdi madalyonun güzel yüzü gözüküyor. Tabii bunun yani pis işleri de var yani. Bunun temizliği var, kırkım işi var, aşılaması var sürekli. 5-6 tane aşısı var bu hayvanın yıllık. Topallığı var. Taban yerde olduğumuz için, ovada olduğumuz için kışın topallık işi hiç bitmiyor. Sürekli bakım gerektiriyor, tırnak bakımı gerektiriyor. Kendine göre tabii zorlukları yani güzelliği olduğu kadar zorlukları da var bu işin. Sevmeden yapamazsın. Yani imkansız. Yani sevmezsen yapamazsın bu işi. Şimdi sen 8'e koyunları kapacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Tabii birkaç saat dinleniyoruz. Yatıyorsun yani. Yatıyoruz. Birkaç saat yatıyoruz. Biz de yatarız. Birkaç saat yatıyoruz. Çünkü biz de çoban olduk bugün sevgili izleyiciler. Yani sahurdan sonra uyumadık. Evet. Çobanlık nasılmış onu gördük. Nasılmış? Güzel bir şey. Sabahın seher vaktinde kalkıyorsun. Güneş doğuyor. Tabiat canlanıyor. Yaratılış gerçeğini görüyorsun. Keşfediyorsun. Keşifte bulunuyorsun. Tefekkür ediyorsun. Güzel yani alış değil mi? Tabii yani muhakkak. Şimdi güne erken başlıyorsun. Her şeyi görerek başlıyorsun. Mesela gece güdümü olmadan da biz 5.30'da falan 5.30-6'da ağıla geliyoruz. Keçilen sağımı var, bakımı var. Aynı zamanda yemliyoruz. Kuzumuzu ayırıyoruz koyundan. Kuzu yemleniyor. İşte suları dolduruluyor. Otları veriliyor. Yani işte köpekler bakılıyor, besleniyor. Tabii bu hayvan da aç çıkmıyor yani. Sonuçta onu da koyun merada doyursa da köpek doyup da çıkması gerekiyor. Onların bakımı var. Tabii işte kendine göre, hepsinin kendine göre bir şeyi var yani. Ot zamanı ot taşıyorsun, yem zamanı yem taşıyorsun. Şimdi saman başladı, saman alacağız, saman getireceğiz, saman indireceğiz. Gel. Sevgili izleyiciler, sabah erken kalkmak, işe erken başlamak, tabii ki akşam erken yatmakla oluyor değil mi? Tabii muhakkak yani. Erken yat, erken kalk. Hem
normal olarak yani hiçbir şey yapmasam bile erken yatıp erken kalkmak tabii, önemli. En önemli. Şeye gelirken yoldan geçerken saat 6.30'da bir baktım bir araba geçti beyaz. Baktım İbrahim Mutlu. İbrahim Mutlu bir iş adamı. Saat 6.30'da işinin başında sevgili izleyiciler. Saat 6.30'da. Yani emrinde 200-300 tane işçi var, birçok iş var. Saat 9-10'da gelmesi lazım değil mi patron işe? Saat 6.30'da biz işte Kadir'le beraberiz, çobanla beraberiz. Bizim yarımızdan geçti. Saat 6.30. Yani erkenden kalkıyor işinin başında. Daha öyle da, başarılı oluyor. Daha da erken kalkıyor yani. Öyle mi? O gördüğün saat. Belki de çoğu iş yerini dolaşıp da Allah geldi. Allah. Tabii yani. Herhalde iş yerlerini dolaştığı gidiyor. Tabii İbrahim Mutlu saat 5.30'da kalkar. İşine bakar. Millet daha yeni kalkarken o bitirmiş olur. Yani evet. Gereken işleri yapmış olur. Evet yani erken kalkmak iş takibi çok önemli. İş takibi değil mi? Akşam yatmasını bilmez. Sen sabahleyin kalkmasını bilmezsin. Kalkmasını bilmedin mi işin yürümez. Evet. Her şeye geç kalırsın. Yani birazcık da başarılı olmak için düzenli bir hayat. Yemeği nasıl düzenli yiyorsan yatmasını da kalkmasını da düzenli yaparsan tabii daha bir başarı daha güzel olur. Burada köyde hangi arkadaş erken kalkıp da işini takip ediyorsa onların başarısı daha üstün tabii ki yani doğal olarak. Kopuk olursan değil mi? Gece ya, saat 1'e 2'ye kadar yani. Böyle gezer tozar yer içersen ondan sonra sabah kalkamazsın tabii. Sabah kalksan da zaten ondan bir hayır gelmez. Gelmez. Yani uykusuz olursun, yorgun olursun, kafan işte olmaz. Bunun gibi işte biz öyle işimizi takip ediyoruz. Yani normal zamanda da standart hani kendi işimiz deyip de bugün 10'da gidelim, yarın 11'de gidelim. Yok. Prosedür neyse belli bir saat. Kışın aynı sistem. Yazın farklı sistem de olsa hep aynı saatlerde. Koyun zaten çok sistemlidir. Mesela bir gün 1'de salıp yarın 2'de saldım hiç olmaz. Yani koyunu standart saat standartını oturtturup da hep aynı saatlerde bakmak koyunun için avantaj yani. Her şeyini kendisi ayarlıyor. 5 saate yayılacaksa 5 saatte kendini doyuruyor. İşte bunu tabii bir gün 3 saate düşürürsen doyurma şansı olmaz. Onun için sistemli. Kadir köpek ayakkabımın üzerine yattı ya. Şimdi o yavru tabii öyle nerede mi? Yer bulsa oraya yatacak. Bebek. Aslarım be. Harika ya. Harika harika. Bebek daha. Evet sevgili izleyiciler, saat tam 8, saat 3 ile 8 arası sabah yaylımını çobanımızla yaptık. Şimdi 8'de koyunları kapadık. Kuzuları tekrar verdik değil mi? Tekrar saldık, tekrar ayıracağız. İşte yemleri, suları koyuldu, hazırlandı kuzulan. Şimdi tekrar yeme ayrılıyorlar. Bizim burada görevimiz bitiyor. Biraz gidip dinleniyoruz. İstirahat edeceksin. Tabii. Ondan sonra ta saat gene 3'te. İşte 3'te 4'te. Çok sıcak olursa 4'te. Çok serin olursa 2'de. Yani kendimizi ona göre ayarlıyoruz.
Rüzgar olur. İkide salıyoruz. Dörde kadar biz çoban istirahata çekiliyor ve biz de istirahata çekiliyoruz. Dörde kadar ara veriyoruz. Sevgili izleyiciler, saat 4'te Mera'ya çıktık. Kadir Kara Koca Katarlı. Koca Katarlı. Kadir Koca Katarlı. Ben de Kadir Demircan. İki tane Kadir. Çobanız. Çobanla baş başadayız. Devam ediyoruz. Her gün bu Ramazan dolayısıyla kaçta çıkıyorsunuz Mera? Hep aynı saatte mi çıkıyorsun? Ramazan'da işte Ramazan'a göre kendimizi ayarlıyoruz. Gündüz 3-3.5-4 işte havanın sıcaklığına bağlı. İftara kadar yetiştiriyoruz, kapatıyoruz iftarda. Gece gene sahurda salıp 8'de kapıyoruz. Evet. Ramazan geçince tabii daha geç kapatıyoruz. Daha erken salıyoruz. Ramazan geçtiği için. İşte Ağustos sonuna kadar, Eylül başına kadar bizim bu coğrafyada bu şekilde. İşte sineğin çıktığı zamana kendimizi ayarlıyoruz. Akşamleyin sinek çıktığı zaman durmuyor hava kararırken. İşte o saate ayarlıyoruz kendimizi. Burada bu malcılığı yapmaya uğraşıyoruz. Ova yer. Bir sıkıntılarımız var tabii kendine göre. Meralarımız biraz dar. Hayvanımız kalaba. İşte bu şekilde kendimiz yapıyoruz. Kardeşim var, babam var. Çoban kendimiziz. Meraklıyız. Dede mesle. Kendimiz de başka işlerle uğraştık. Tabii kanımızda var. Döndük bu işe. Bunu seçtik. İşte yerli ırk besliyoruz. Gördüğünüz gibi. Farklı işte koçlar kullanıyoruz. Farklı damızlıklar kullanıyoruz. Irkı daha ileri götürmeye uğraşıyoruz aynı zamanda. Kendimize göre çalışmalarımız var. Hadi gidelim Kadir, koyunlar gidelim abi. Şeye gelecek. Şeyde i̇şte. Peki mesela burada burası çeltik tarlası. Evet abi. Hep başında durmak zorundasın. Tabii daha başında zor olmuyor. Burada koyunculuk zor. Yazın özellikle çok zor. Yani zarar arasında gidiyorsun. Doğal olarak zor yani. İşte burada adamın malı tabii, beklemek zorundasın. Ama yeşilimiz de var. Yani başında olduğun sürece zarar yapma şansları yok. İşte kışın başka orman arazisine benzemiyor. Çok rüzgar oluyor, soğuk oluyor. Düzlük olduğu için hayvan için sıkıntılı. İşte burada bu malcılığın bazı zorlukları var. Yabanisi yok. Değil mi? Burada tabii yabani bir hayvan yok yani. Zarar verecek hiçbir hayvan yok işte. Baksana şimdi Kadir'cim. Şeyde karşıda hangi köy orası? Alaaddin Köyü. Alaaddin Köyü. Hiç orman yok abi burada. Tabii kurudu orası. İşte bizim tabii şansımız daha çok onlardan. Sulak arazi. İşte su kanalları geçiyor. Hayvanlar susuz kalmıyor. Yeşile bir kıyıda köşede yeşili her yazın sürekli buluyor. Bu da çok iyi bir şey yani. Hayvan için yeşil çok önemli. Yani bu hayvanın zaten ana besin maddesi yeşil. Oraya benzemez. Yani oradan artılarımız var. Ama buğday tarlalarımız yok. Her yer pirinç, sulak arazi olduğu için. Bizim darmanımız Eylül ayında. İşte ondan sonra bir daha pirinç tarlalarından faydalanıyoruz. Türkmenistan çoban köpeği, ata mirası aynı zamanda. Koyun için mükemmel bir hayvan. Akıllı, aktif, cesur. Yani olması gereken bütün özelliklere sahip bir hayvan. Bulgaristan'dan aldık. Türkiye'de çok nadir. Aynı zamanda Güney Marmara Yerli Irklar kurucusuyum ben. Çoban köpekleri adına. Tabii bir kendimize göre çalışmalarımız var. Daha da güzel
şeyler olacak. Federasyonu kurmaya çalışıyoruz. Bu köpeklere de gönül verdik. Aynı zamanda kangal besliyoruz. Konya Karapınar ırkı. Akıllı bir köpek. Çok güzel söz dinlerler. Koyuna bakarlar. Hiç ayrılmazlar yani. Sıcak, soğuk hiç fark etmez. Hayvan çıktığı sürece bunlar da çıkar. Yani bir nevi çobanın vazgeçilmezleri köpekler. Üretiyoruz aynı zamanda. Dişileri de var. Tabii. Onları da çekeriz kısmet olursa. Kendine özgü köpekler. Hep orijinal köpekler. Aynı zamanda köpek üreticisiyiz. Öyle de diyebiliriz. Bu işe gönül verdik. İşte dediğim gibi federasyonu kurmaya çalışıyoruz. Derneğimizi kurduk. Türkiye'de de bu ırkı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada çok değerli bir köpek. Türkiye'de tanınmıyor, bilinmiyor. Yani geriyiz yani. Bilenler var, bilmeyen de çok. Biz bunu Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Üretmeye başladık. Aşağı yukarı kendi adıma konuşayım. Bir 20 yavru verdik bu zamana kadar. Şşt. Bunu da üreteceğiz. Farklı dişiler getireceğiz. Farklı erkekler getireceğiz. Türkiye'mizde, bu coğrafyamızda yaygınlaştıracağız. Bütün sürülerde, gezeceğiniz sürülerde benim köpeklerimi görme şansınız var. Çekim yaptığınız yerlerde. Torunlarıdır, çocuklarıdır, kızlarıdır. Buralarda bütün çoban arkadaşlara veriyoruz. Devam da edeceğiz. Bu hayvanı bu coğrafyada yaygınlaştıracağız. Sevgili izleyiciler, gerçekten Kadir Çoban sadece koyun üretmiyor. Çoban yardımcısı köpekleri de üretiyor. Çok harika. İki tane köpek var. Birisi dişi, birisi erkek galiba. Evet. Ya kendine göre bunların tabii erkekleri, dişileri de mevcut. Sadece bugün bunlar var. Farklı farklı köpekler koyuna salıyoruz. Köpeklerimizin hepsi koyun bilir. Yani gerektiği gibi tabii bu hayvanın doğasında olması gerektiği gibi. Hepsi gel, koyunu gel bilir. Bakayım, gel bakayım. Gel. Gel gel. Gel bakayım. Gel gel gel. Harika. Evet, bu da Ankara'dan Oktay Erol abimizden geldi. Çok değerli bir abimiz. Aynı zamanda çok iyi bir üretici. Oradaki derneğin kurucularından. Değerli bir isim. Konya Karapınar ırkı bu köpek. Kadir, şimdi benim anladığım kadarıyla sen hem koyun çobanısın. Evet. Hem köpek çobanı abi. Tabii tabii. Muhakkak. Değil mi? Yani şimdi köpek de ürettiğine göre yani. Tabii bu... yani bunları hem üretmesi var, hem eğitmesi var, yani bakması var. Bunlar tabii aynı zamanda ilgi bekleyen şeyler. Yani görüyorsun yani köpekler gayet sosyal. Bu da sevgiden ileri gelen bir şey. Kadir, şu koyuna seslensek ya böyle beri gelirler mi? Seslenelim abi. Ne diyeceğiz? Nasıl geliyor valla? Burada damızlık koç olarak iki tane ırk kullanıyorum şu an. Hmm. Çoğunu da denedim. İşte Fransız, İlde Fransları. Bu Suffolk İngiliz ırkı. Aynı zamanda bir tane tabi Safkan koyunu da var bunun. Tabi ırkı ileri taşıyabilmek için. Genelde bizim kıvırcık ve yerli kıvırcık dediğimiz yani gönen kıvırcığı. Bu Türkiye çapında da aslında çok değerli bir hayvandır. İstanbul pazarında çok kuzumuz çok değerlidir. Bizim tezgahlarda yani kıvırcık kuzusu birinci sınıf ettir. İşte bunları kıvırcıklarla melezliyoruz. Kıvırcık ve merinoslarla. Ana taban, damızlık, ana taban. Kıvırcık ve merinos melezi koyunlarımız. Onun dışında süt ırkı olarak Fransız lakun koyunu, koçunu kullanıyoruz daha doğrusu. Çok güzel bir ırk. Bizim coğrafyamıza çok uygun bir hayvan. Kadir'cim, baba kafam karıştı. Şimdi burada maşallah çeşit çeşit cinste koyun görüyorum, koç görüyorum. Kaç ırk var abi burada? Şimdi koyunlar genelde kıvırcık ve merinos melezi. Şu mesela şu. Bu koç Fransız lakun. Fransız lakun. Lakun. Bu süt ırkıdır.
aynı zamanda yani baktığınız hayvanın buradaki ırka uyması lazım. Yani saldığınız bir koçun buradaki ırka da uyması lazım. Bu coğrafyaya uyması lazım. Bu meras şartlarına uyması lazım. Uyuyor mu abi bunlar? Bunlar mükemmel derece sürü özelliğine sahip. Aynı zamanda süt ve iyi kalitede et yapabilen hayvanlar. Et ırkı değil ama çok güzel de et yapabilen hayvanlar. 3-3,5 ayda 40 kiloya ulaşabilen bir hayvan kuzusu. Yani bu da çok iyi bir rakam. Sürücülüğü de çok güzel. Mera coğrafyasına da çok uygun bir hayvan. Yani çünkü bu meraların yani yeri geldiği zaman kıtlığı yani bolluğu olduğu kadar kıtlığı da var. Bu kıtlık zamanında da yani bu atmosfere ayak uyduran bir hayvan. Çok güzel, çok memnunum Lakun'dan. Lakun koyun, Lakun koç. Mükemmel yani. Mükemmel bir hayvan. Çok memnunuz. Kuzularından da memnunuz. Damızlık da tuttuk. Yani süt olarak da çok kaliteli hayvanlar. Dünyadaki en kaliteli peynir bunların sütünden yapılıyor. Fransa'da Roquefort peyniri. Dünyanın en kaliteli sütüne sahip hayvanlar. En yağ oranı yüksek. Kuru maddesi en yüksek. Bu tarzda işte biz de bunların hepsini denedik. Charolais koç denedik. Ile de France denedik bu hayvanlardan. Şimdi hep sen böyle ayakta mı duruyorsun abi? Yorulduk biraz oturalım ya. Şimdi genelde böyle zarar boyunda. Ya şimdi ben zarar mı? Çekimi şimdi böyle özellikle buraya geldim. Çekimi kolay yapabilirsiniz diye. Çalılıkların içine hadi girmeyelim dedik. Koyun yoksa girip oraya onların... Oraya da mı giriyor? Çalılıkların içine ya, mi giriyor? Tabii çalılıkların içine girip yayılıyorlar. Ot var yani. Ben de dedim ki yani çekim kolay olsun. Peki. Sizin ayaklarınıza batmasın çalılar dikenler. Peki şey kaç dönüm abi bu mera? Bizim meramız kısıtlı. 1000 dönüm bir meramız var aşağı yukarı burada. 1000 başta küçük baş hayvan var. 1000 tane. 1000 tane. Onun için yılın... Bir dönüme bir hayvan. Aynen öyle. Yılın birkaç ayı koruyoruz meramızı. İşte belli kısmını. Güzel işte ot olsun diye. Büyük baş da salınıyor. 500-600 kadar aşağı yukarı herhalde yanlış bilmiyorsam. Köyümüzde büyük baş da çıkıyor. Bir ay, 1,5 ay onlar çıkıyor. Bir daha koyunlara kalıyor mera. Herkes de kapasite belli. En fazla 140-150 baş küçük baş hayvan bakan. İşte onun dışında da senin en düşüğü de... Senin kaç tane vardı? Benim burada 80 tane. 80 tane. Biz biraz azalttık. Keçiye döndük. Keçi ne kadar aldın? Keçi de 150 tane dişim var işte. Onları da çekeceğiz kısmet olursa. İşte onlarda da tabii ırk çalışması var. Onlar da süt ırkı. Onları da geliştireceğiz kendimize göre. İşte bu coğrafyaya göre. İşte bizim burada da işte tabii ki yani uyması lazım. Yani her hayvan buraya uymuyor. Sakız koyunu mesela bize hiç uymuyor. Evet. Hiç uymuyor yani. Sönmez, işte Tayrova, hassas hayvanlar işte. Bizim meramıza çok uygun değil. Bizim mecburen yani zaten en büyük tavsiyem yani bu işi nerede yapacaksınız? Uyan hayvanla başlamanız lazım. Yani hayvanın en iyi olması lazım gerekmiyor. Yani o hayvanın orada iyi olması gerekli. Yani buraya dünyanın en iyi ırkını da getirsen bu merada olmayacak bir hayvansa yani para kazanma şansınız yok yani. Onun için tavsiyem işte yani yaşadığınız coğrafyada yani hangi hayvan uygunsa onu bakmanız en doğru seçenek. Bizim tabii meramız o karşı taraflara kadar uzanıyor. Bak görüyorsunuz bayırın yamasında da koyun var. Onları da bir gün çekmek isteriz sizinle. Güzel hayvanlar. Buralarının tamamen yerli ırkı bunlar da. Sevgili izleyiciler, burası Tuzakçı Merası. Akşam üzeri saat şu anda 7'ye çeyrek var. Yani iftar saatine yaklaşık 1,5 saat bir zaman var. 1,5-2 saat yakın bir zaman var. Kadir,
Koyunlar devamlı çeviriyor. Havada hafif bir rüzgarlı, serin yani, çok güzel. Güneş var ama çok sıcak yok. Koyunlar iyi yayılıyor maşallah. Bu bölgede birçok çoban var şu anda. Biz karşılarda görüyoruz. Mera bin dönümün üzerinde bir mera var. Her yerde maşallah çoban. Ot da iyi merada. Hemen merada zaten aynı zamanda çeltik de ekimi yapılmış. Kadir gel. Köpekler de yattı abi. Köpekler yatar abi. Şimdi bu tuzakçıda şey yaygın. Böyle koyunculuk yaygın. Evet. Bine yakın koyun var. Şey aslında var yani. İnsanların bizden yeri geldiği zaman daha iyi şansları var ama köyler hep köyleri terk etmiş. Terk hep etmiş. Bir şehir sevdası insanlarda. Aslında çok yanlış şeyler. Yarın öbür gün yani ülkemiz çok sıkıntılara girecek. Yani bu hayvan bitecek. Eskiden 15 bin 20 bin olan köylerimiz vardı. Bugün Kocapınar'da koyun bulamazsın. Yani varsa 1000 tane. O 25 bin koyun kapasiteli bir köy yani. Evet. Eskiye baktığın zaman. Bizim köyümüz de öyle. Tabii tarım arazileri genişlemesiyle, tarım traktörlerin büyümesiyle, işte tabii yani teknolojinin çok büyümesiyle, yükselmesiyle hayvancılık bir taraftan ölüyor aslında. Yani eskiden her yere pirinç ekilmiyordu. Meralar daha genişti. Yazlık ekilen yerler daha çoktu. Şimdi tabii tarım arazilerinin işte tabii teknolojiye ayak uyduruyor herkes. Hayvancılık bitti. Bir de hayvancılığı insanlar nedense sevmemeye başladılar. Yani tabii bu pirinç şimdi ekiliyor, biçiliyor 4 ay, 5 ay. Onun dışında insanlar yatmaya alıştı. Evet. Yani bir aylazlık başladı. Koyun öyle değil. Hayvan yani en azından koyun derken hayvancılık öyle değil. Tabii 7/24 hep başında olman lazım, bakman lazım. Yani 3 kişiyiz. Yani babam yardımcı oluyor bize. Esas kardeşimle beraberiz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Şimdi ben bunu aktif olarak 10 yıldan beri falan yapıyorum. Ben esas... Para kazanıyor musun koyunculuktan? Kazanıyoruz tabii. Yani Allah bereket versin. Çok şükür. Yani çok işten iyi. Bugün bir askeri ücret işte 900 küsur olduğu söyleniyor. Yani biz bugün yani 2000 liranın altında maaşımız düşmüyor. Yani vurduğumuz zaman daha bile üstüne çıkıyor. Kendi işin. Kendi işin. Kendi işin. Yani en güzel tarafı o. Bizim esas mesleğimiz barmenlik. Kardeşim de öyle. Biz Marmaris 10-11 yıl Marmaris'te yetiştik. İşte ondan sonra bu tabii... Bir saniye. Şimdi barmenlik ne demek barmenlik? Barmen barda çalışan demek. Yani biz tabii turizmciyiz. Turizmi bıraktık. Bu gönül sevdamızdı. Köpek, koyun bizim. Tabii dededen kalan mayamız diyelim. Baba mesleği değil yani. Dede mesleği. İçimizde bir UT'ydi. Turizmi bıraktık. Bu işlere başladık. Memnunuz. İyi derece yapmaya çalışıyoruz. Tabii yani kabuğumuzu açmaya çalışıyoruz. Yani ırk geliştirmeye çalışıyoruz. Etrafımıza da aynı şekilde bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kadir, mezuniyet ne senin? İlkokul. İlkokul mezunu. İlkokul. Geçen mesela Özgürler vardı. Özgür Çoban. Evet. 3 kişi. Onlar 3'ü de üniversite mezunu. Aynen. Onlar üniversite mezunu. Biz okumadık. Çalıştık. Çok erken gittim Marmaris'e. Yaş kaç? Yaş 34 şu an. 34. Evet. Meslek hayatına... Tuzakçılasın. Tuzakçılıyım. Tuzakçılıyım. Kadir, mesela bir günde hayvanlar kaç saat yayılıyorlar? Şu durumda 10 saat falan. 10 saat. Yani 5 saat yayılıyorlar. 5 saat sabahleyin, 5 saat de akşamleyin. 10 saat. Normalde bu hayvanın en kötü 12 saat yayılması lazım. Yani meradan faydalanması için. Ramazan dolayısıyla işte birazcık kısıtlı yapıyoruz. Biraz yem takviyeliyoruz şu an.
Ramazan biraz erken kapatıyoruz diye. Onun dışında yazın yem falan verilmiyor. Sadece kışın işte hava şartlarına göre yem veriyoruz. Kışın yem yiyorlar işte. Meraya tabii aynı zamanda çıkıyor. Bizde kışın koyunu kapama olmaz. Çünkü öyle bir ağır kışımız yok. 365 gün bu koyun. Bayram dinlemez, tatil dinlemez, işte düğün dinlemez, dernek dinlemez. Bu koyun meraya çıkar. Tabii işte birbirimizi dinlendiririz. İşte arkadaşlar yeri gelir bize bırakır. Biz arkadaşlara bırakırız. İşte yapılacak başka işler vardır. İşte onlar bizimkine bakar. Biz onlarınkine bakarız. Yardımlaşma olur. Köy hayatında bildiğiniz gibi. Yani bu hayvan 365 gün zaten koyun hayvanı, mera hayvanıdır. Kadir şimdi su içiyor. Evet, buralardan sürekli pirinç ekildiği için kanallar su kanallarıdır. Su kanallarından da sürekli taşma yapar. Bu su işte koyunları aynı zamanda faydalandırıyor. Şimdi artık saat 7.30. Saat 7.30 8'e geliyor. Gidiş saati Sayaya başladı. Gidiyoruz. Tabii yavaş yavaş artık Sayaya gidiyoruz. Ramazan dolayısıyla işte biraz erken kapıyoruz. Bizim gördüğünüz gibi ovanın ortasında olduğumuz için sivrisineğimiz çok boldur. Bu hayvanı belli bir saatten sonra rahatsız eder. Tabii. Çünkü sokuyor hayvanı. Adım Kadir Kocakaterli. Malcılıkla uğraşıyoruz. Koyun bakıyoruz. Aynı zamanda genç nesile bu işi tavsiye ediyoruz. Bırakıyorlar. Kimse yapmıyor. Alttan kimse yetişmiyor. Bu da ülkemiz için kötü. Yarın öbür gün sıkıntılar yaşayacağız. Küçükbaş hayvanımız olmayacak. Her şeyi dışarıdan getirmeye çalışacağız. İnsanlara bir şey diyecek diye bu hayvancılığı yapmıyorlar. Köylüler köylerini terk ediyor, bırakıyor. Koyuncu demesinler, işte hayvancı demesinler diye. Ya insanların ön yargılarından kurtulun. Bu hayvancılığı yapın. Güzel iş. Bunlar bize hep ata mirası. Atalarımızla gelen bir şey. Hayvancılık. Tavsiye ediyoruz. Gelen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Koçluk konusunda, ırk konusunda. Bilgimiz olduğunca destek veriyoruz, edindiriyoruz. Bu Güney Marmara bölgesine koyuncuların hepsine köpek veriyoruz. Edindiriyoruz, ücretsiz sahiplendiriyoruz. Buralardaki arkadaşlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yılda 150 tane, 200 tane yavru dağıtıyoruz. Bir kısmı yaşıyor, bir kısmı yaşamıyor. Tabii bunların işte bakmasını bilen var, bilmeyen var. Gördüğünüz gibi işte ırk çalışması yapıyoruz. Gelen arkadaşlara her şekilde yardımcı oluruz. Bu bölgenin insanı gelsin, bizi bulsun. Yani uzak yerler gelemiyor tabii, uzak olduğu için. Ama bu Güney Marmara'da biz bu işi yapıyoruz. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Yani illa buradan edinin, buradan alın, verelim demiyoruz. Her şekilde ne ırk isterlerse, yani iklimlerine, coğrafyalarına ne uygunsa, buralarda da varsa biz her şekilde yardımcı oluyoruz. Çok arkadaşa da mal verdik. Etrafımızdan verdik. Gelsinler, yardımcı olalım. Bu iş bitmesin.